Benim şahsen büyük önem verdiğim konulardan birisi de beşeri ve kültürel münasebetlerdir. 2019 yılını karşılıklı kültür ve turizm yılı olarak ilan ediyoruz. Bu kapsamda düzenlenecek etkinliklerin halklarımızın birbirlerini daha yakından tanımalarına imkan sağlayacağına inanıyorum. Gerek Moskova'da bir Yunus Emre heykelinin dikilmesi olayı, gerekse Rusya'nın ilk astronotunun Ankara'da bir heykelinin dikilmesi olayı da bu noktada atılacak önemli adımlardan bir tanesidir. Turizm noktasında kaybettiğimiz ivmeyi tekrar yakalamamız gerekiyor. Sizlerin bu konuda Rus halkını cesaretlendireceğinize inanıyorum ve burada da özellikle Mirkart olayına geçmek suretiyle artık ödemelerin bu şekilde yapılması da süreci ciddi manada hızlandıracaktır. Tabii ki Moskova'da Türk Kültür Merkezi'nin faaliyete başlaması konusunda gerekli hazırlıklar tamamlanabildiği takdirde başka bir üst düzeyli ziyaret vesilesiyle merkezimizin açılışını gerçekleştirebiliriz. Gerek Rus tarafından yönetiminin değişmesi, gerek geçtiğimiz yıl verilen ara nedeniyle toplumsal forum henüz arzu ettiğimiz seviyeye gelmedi. Forumu daha etkin kılmak üzere eş başkan, genel sekreter ve alt komite başkanlarımızı karşılıklı diyaloglarını artırmaları yönünde bir kez daha talimatlandırmamızın yararlı olacağını düşünüyorum. Vize muafiyeti anlaşmasını da tekrar canlandırmak için bir çalışmanın olmasında fayda var. İş adamlarımıza, Rusya'ya ticari taşımacılık yapan sürücülerimize, uçak mürettebatına ve resmi pasaportlara yönelik vize uygulamalarında bazı formüller üzerinde çalıştığınızı biliyorum. Bizim arzumuz en kısa sürede tam muafiyetin sağlanmasıdır. Sayın Devlet Başkanı, değerli dostum, değerli katılımcılar, Sayın Putin'le az önce Suriye ve terörle mücadele konusunda değerlendirmelerimizi paylaştık. Akan kanın durması, Suriye'de istikrarın bir an önce sağlanması için hepimize önemli görevler düşüyor. Terörle mücadele alanında yakın eşgüdüm halinde hareket etmemiz büyük önem taşıyor. İlgili makamlarımız bu konudaki istişarelerini yakın zamanda gerçekleştirecekler. Suriye'de DAEŞ'e karşı sergilediğimiz kararlı tutumu diğer terör örgütlerine karşı da göstermeliyiz. Bu bakımdan PKK'nın Suriye kolu olan PYD'nin Moskova'daki faaliyetlerine son verilmesini özellikle bekliyoruz. FETÖ terör örgütüyle mücadele konusuna ne denli önem verdiğimiz ise malumunuzdur. Bu konuda gösterdiğiniz hassasiyetten dolayı müteşekkirim. Ancak bu örgütün başka isimler altında farklı alanlarda gizlice faaliyetlerini yürütme yöntemini gayet iyi uygulayabildiğini de akıldan çıkarmamak lazım. Moskova ve St. Petersburg'da bu örgütle iltisaklı olan kişi ve kuruluşlar hakkında gerekli adımları atacağınıza inanıyorum. Yukarı Karabağ İtilafı'nın çözülmesi aciliyet arz ediyor. Son çatışmalar durumun ne kadar kritik olduğunu, Azerbaycan ile Ermenistan arasında yeni bir savaş riskinin ne kadar arttığını açıkça ortaya koydu. Bu nedenle kapsamlı müzakerelerin bir an önce başlatılmasını gerekli görüyoruz. Minsk grubu eş başkanlarından biri olan Rusya'nın bu anlamda öncü rol oynayabileceğine inanıyorum. Karadeniz'in istikrar ve güvenliğinin korunması ortak çıkarımızadır. Bölgesel sahiplenme anlayışıyla Karadeniz güvenliğiyle bağlantılı konularda sizinle işbirliğini sürdüreceğiz. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı da ortak bir değerimizdir. 25. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle 22 Mayıs 2017 tarihinde İstanbul'da düzenlenecek Karadeniz Ekonomik İşbirliği Zirvesi'nde sizleri ağırlamaktan memnuniyet duyacağımı yine özellikle burada ifade etmek istiyorum. Sayın Başkan, değerli arkadaşlar, benim başlangıçta çizmek istediğim temel çerçeve bu minvaldedir. Sizlerin yapacağı değerli katkılara verimli, içerikli bir toplantı ile bugün bu zirveyi tamamlayacağımıza inanıyorum.
teşekkür ediyorum. Благодарю, уважаемый господин президент.